Evet sevgili aday öğrencilerimiz merhaba. Ben Profesör Doktor Belma Gümüşel, Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı. Öncelikle hepinizi kutluyorum. Çok zor bir dönemi tamamladınız ama şimdi önümüzde daha zor bir dönem var. Çünkü tercih yapacağız ve karar vermek kolay değil. Umarım size verdiğim bilgiler bu karar sürecinde yardımcı olur ve destek olur. Öncelikle neden eczacılıktan birkaç satır bahsetmek isterim. Eczacılık ilacın sentezinden hastaya ulaşana kadar üretimi de dahil, analizleri de dahil pek çok basamağı kapsayan bir meslek. Ve eczacı işte bu basamakların her tarafında çalışabilen bir meslek grubu. Çok geniş bir çalışma alanımız var. Toplum eczaneleri bunlar içinde en çok bilinenler ama ilaç, kozmetik, tıbbi cihaz sektörü, hastane eczacılığı, klinik eczacılık, ilaç, ARGE laboratuvarları, eczacılık fakülteleri ve akademik hayat bunlar içinde sıralayabileceklerim. Gerçekten çok geniş bir çalışma alanına sahip bir mesleğimiz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Nasıl bir eğitim sunuyoruz sizlere? 5 yıllık bir eğitim. Bu eğitim temel derslerle başlıyor. Çok aşina olduğunuz genel kimya, biyoloji, fizik, matematik gibi derslerle başlıyor. Sonra üzerine diğer dersleri inşa etmekle devam ediyoruz. Analitik kimya, organik kimya, biyokimya gibi derslerimiz devam ediyor. Temel tıp dersleri, anatomi ve fizyoloji gibi derslerimiz var. Daha sonra da eczacılığın meslek dersleriyle devam ediyoruz. Ve eğitimimiz içerisinde laboratuvarlar çok geniş bir yer alıyor. Eğer kimya ve biyoloji ile aranız iyi ise eczacılık eğitiminde daha başarılı da olabileceğinizi söyleyebilirim. Stajlar bizim için çok önemli. 2, 3, 4 ve 5. sınıflarımızda stajlarımızı yapıyoruz ve en son bir mezuniyet projesiyle de eğitimimizi tamamlıyoruz. Evet, böyle bir eğitim. Peki Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin farkı nedir? Neden bizi seçmelisiniz? Biraz da bundan size aktarayım, bilgi aktarmaya çalışayım. Bir kere ben tüm öğrencilere önce şunu söylüyorum. Bir üniversiteyi, bir fakülteyi seçerken 2 tane önemli parametre var. Birçok parametre var ama bunların içinde 2 tanesi biraz daha yukarıda yer alıyor. Bunların başında akademik kadro geliyor. Bizim gerçekten çok güçlü ve deneyimli bir akademik kadromuz var. Bu konuda biraz iddialıyız gerçekten. Sizlere en iyi eğitimi vermek üzere güçlü bir kadroyla karşınızdayız ve sizleri bekliyoruz. İkincisi de bu eğitimin sürdürülebileceği donanımın, altyapının olması gerekiyor. Hele de bizim gibi laboratuvarları çok olan, laboratuvar dersleri çok olan bir fakültede iyi donanımlı bir laboratuvar sistemin olması gerekiyor. İşte bu bakımdan da yine iddialı olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Lokman Hekim Üniversitesi sağlık temalı bir üniversite. 2017 yılının sonunda kuruldu ve biz de ilk öğrencilerimizi 2018-2019 eğitim öğretim yılında aldık. Bu yıl 4. öğrencilerimizi bekliyoruz. Bir farkımız var bu yıl. İngilizce eğitim veren bir programımız da açıldı. Böylece hem Türkçe hem İngilizce programlarımız var. Tam burslu ve %25 burslu olmak üzere 4 farklı aslında programla öğrencilerimizi beklediğimizi söyleyebilirim. Sağlık temalı bir üniversiteyiz demiştim. Bu çok önemli. Çünkü sadece sağlık profesyoneli yetiştiriyoruz ve eczacı adaylarımız da işte bu sağlık profesyonelleriyle birlikte eğitimlerine devam ediyorlar. Bu gerçekten çok önemli. İşbirlikleri sağlamak açısından da gelecekte size çok önemli bir fark sağlayacağını düşünüyoruz elbette ki. Öğrencilerimizin çok sorduğu konulardan bir tanesi Erasmus imkanlarınız var mı? Evet var. Farklı üniversitelerle Avrupa'da anlaşmalarımız var. Bu yıl güz döneminde bir öğrencimizi Porto Üniversitesi Portekiz'e göndereceğiz. Bunun dışında Fransa, İtalya, Makedonya, Sırbistan ile de anlaşmalarımız var ve öğrencilerimizi mutlaka bu programlardan yararlanarak yurt dışına göndermeyi istiyoruz gerçekten. Ayrıca fakültemiz
Avrupa Eczacılık Fakülteleri Birliği üyesi. Türkiye'den bu birliğe üye olan çok sınırlı sayıdaki eczacılık fakültesinden biri olduğumuzu da bu noktada söylemeliyim. Bunun dışında Türkçe programımızda yoğun bir İngilizce eğitimimizin olduğunu ifade etmeliyim. B1 düzeyine kadar öğrencilerimizi getirmeyi hedefliyoruz. Ve gerçekten buradan iyi bir İngilizce ile de mezun olmanızı istiyoruz sevgili adaylarımız. Danışmanlık sistemimiz çok güçlü ve bizim için en önemli olan konulardan bir tanesi de iletişim. Sanırım bu da iddialı olduğumuz alanlardan bir tanesi. Çünkü öğrencilerimizle akademik personelimiz arasındaki güçlü iletişim gerçekten çok sevinerek, gururla söylediğim hususlardan bir tanesi. Yine öğrencilerimiz sosyal yaşam nasıldır diye sorarlar. Bu noktada hemen öğrenci topluluğumuzdan yine gururla bahsetmeliyim. Çünkü Farmakopolyum isimli bir öğrenci topluluğumuz var. Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden oluşan. Çok aktifler ve sizleri de dört gözle bekliyorlar. Ama bunun dışında da üniversitemizde müzik topluluğu, seyahat topluluğu gibi çok sayıda öğrenci topluluğu var. Bunlara katılmanız ve aktif bir öğrencilik yaşantısı sürdürmeniz de gerçekten mümkün. Bunu da ifade etmeliyim. Yine araştırma tarafına daha meraklı olan adaylarımız için öğrenci asistanlığından da bahsetmek isterim. İkinci sınıftan itibaren belli bir başarıyı sağlayan öğrencilerimiz hocalarıyla birlikte çalışabilme fırsatını buluyorlar. Farklı hocalarımız, farklı dallardaki hocalarımız kontenjan ilan ediyorlar dönem başında ve ilgi duyan adaylar, aday öğrenciler başvuruyor. Ve buradan yapılan seçimle birlikte hocalarıyla birlikte onların projelerine katılmak ya da birlikte proje üretmek fırsatını bulabiliyorlar. Gerçekten çok önemli. Daha sonrasında da birlikte çalışma, lisansüstü programlara devam edebilme imkanı da olabiliyor. Evet, bu arada bir soru var galiba. Eczacılık Fakültesinden mezun olmuş bir öğrencinin çalışabileceği alanlar neresidir? Evet, aslında konuşmanın başlangıcında ifade ettim ama hemen bir kez daha sıralayayım. Serbest eczaneler ya da bugünlerde toplum eczanesi dediğimiz, hani o sizin en çok bildiğiniz kısım eczaneler tabii ki bizim en önemli çalışma alanlarımızdan biri. Ama biz hep diyoruz ki sadece eczane açmayı hedeflemeyin. Bir ilaç sektörü var ve gerçekten eczacı çalışanları bekliyor. Kozmetik sektörü var, tıbbi cihaz sektörü var. İşte bu sektörlerin çok farklı birimlerinde ilacın üretildiği, kalite güvencesi, ruhsatlandırma, farmakovijilans gibi pek çok alanında eczacı görev alabiliyor. Bu çok geniş bir alan gerçekten bizim çalışmamız için. Hastanelerde yine olmazsa olmaz tabii ki hastane eczaneleri var. Hastane eczaneleri de eczacısız olmaz. Dolayısıyla buralarda çalışabiliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu var. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda ilaçlarla ilgili birçok departman var ve buralarda yine eczacılarımız görev alabiliyorlar. Efendim bunun yanı sıra ilaç depoları zaten mesul müdürü eczacı olmak zorunda. İlaç Ar-Ge laboratuvarlarından söz edebiliriz. Uzmanlık yine çok önemli bir alan. Tıp ve diş hekimliğinde olduğu gibi mezun olduktan sonra EUS diye kısaltılan eczacılıkta uzmanlık sınavına giriyoruz. Klinik eczacılık ve fitofarmasi alanlarında eğitim alarak hastanelerde, araştırma merkezlerinde çalışabilme fırsatı bulabiliyoruz. 2023 yılından itibaren belli yatak sayıdaki yatak sayısına sahip olan hastanelerin klinik eczacı çalıştırması da zorunlu hale gelecek. Bunu da ifade etmeliyim. Bunun yanı sıra tabii ki akademik hayat çok önemli bir çalışma alanı. Çok sayıda eczacılık fakültesi var ve baktığınız zaman öğretim üyelerinin henüz eksik olduğunu görüyoruz. Bizler Ankara'da çok şanslıyız. Çünkü öğretim üyelerimiz gerçekten çok güçlü, donanımlı ve yeterli sayıda. Ancak
Her eczacılık fakültesi bu kadar şanslı değil ve öğretim üyelerine ihtiyaç var. O nedenle mezun olduktan sonra lisansüstü eğitiminizi tamamlayarak işte bu eczacılık fakültelerinde rahatlıkla görev alma fırsatı da bulabilirsiniz. Evet, ben bu şekliyle özetlemiş oluyorum aslında. Zor bir süreç olduğunu başta söylemiştim. Umuyorum verdiğim bilgiler karar vermenizde yardımcı olmuştur. Adaylarımızı, yeni eczacı öğrencilerimizi, eczacılık adayı öğrencilerimizi üniversitemize, fakültemize beklediğimizi söyleyerek hepinize başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Varsa sormak istediğiniz sorular, onlara da cevap vermek isterim elbette ki. Evet, teşekkür ederim. Sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Sanırım bir başarı sıralamasıyla ilgili bir şey şu taraftan görüyorum ama onu da söylemiş olayım. Eczacılık fakültelerini tercih edebilmek için 100 bin başarı sıralaması içinde yer almak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tıp ve diş hekimliğinde olduğu gibi eczacılık fakülteleri içinde bu sıralama 2 yıldır uygulanan bir durum. 100 bin başarı sırasında olan tüm adaylarımız eczacılık fakültesini tercih edebilirler. Bir de üniversitemizin uyguladığı tercih indiriminden çok kısaca söz etmek isterim. Bu da önemli. İlk 3 tercihinizi Lokman Hekim Üniversitesi birimlerinden, lisans programlarından tercih ederseniz ve bunlar için de eczacılık fakültesi olması halinde ve kazanmanız durumunda ayrıca bir %10 indirim, tercih indiriminden de yararlanmanız mümkün. Bunu da sizlere aktarmak isterim. Komite sistemi var mı diye bir soru gelmiş. Hayır, bizim eczacılık fakültemizde ders geçme ile sistemimiz ilerliyor. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde komite sistemi var ancak bizde her dersi başarmanız, kendi ders geçme sistemini işletiyoruz. Dolayısıyla aslında sınıfta kalma yok, dersten kalma var. Kalmış olduğunuz dersi bir sonraki sene alarak devam edebiliyorsunuz. İngilizce bölümünüz kaç sıralama ile alacak? Evet, güzel bir soru. Bu sene ilk açıldığımız için henüz başarı sıralaması belli değil. Türkçe programda geçen yıl tam burslu olanı 39 bin ile kapatmıştık. %25 bursluğumuzu da 77 bin ile kapatmıştık. Yine aşağı yukarı benzer sıralamaların olacağını öngörüyoruz. İngilizce program dediğim gibi yeni olmadığı için, henüz yeni olduğu için başarı sıralaması belli değil. Ben 100 bine kadar olan arkadaşların tercihlerinde yer vermesini öneriyorum gelen arkadaşlarımızdan. Çünkü belli değil. Ancak hani Türkçe programımıza bakarsak yine 77-80 buralara kadar inebilir. Fakat bu yıl çok farklı bir sınavdı, zordu. Herkes beklediği başarı sıralamasını da bulamadı. Bu tabii durumu değiştirebilir. Ve bu sene tabii kimler bizi tercih edecek? Ona göre de sıralamada oynamalar olabilir. O nedenle dediğim gibi 100 bine kadar olan arkadaşlar her ihtimale karşı İngilizce programımızda yazsınlar. Belli olmayacağını, henüz tam öngöremediğimizi düşünüyorum açıkçası. Hocam iyi günler, hazırlık var mı diye bir soru var. Evet, İngilizce programımızda hazırlık sınıfımız var. Tabii ki hazırlık atlayabilirsiniz. Eğer iyi bir İngilizceye sahipsek hazırlık sınıfını atlayabiliriz ve doğrudan da programa başlayabiliriz. Ancak hazırlık sınıfı da tabii ki geçmeyen, sınavda başarılı olmayan adaylarımız için elbette ki bir hazırlık sınıfımız olacak. Türkçe programımızda ise zaten eğitimin içine yerleştirilmiş B1 düzeyine kadar sizlerin gelmesini sağladığımız İngilizce derslerinin olduğunu ifade etmiştim. Evet, bir soru daha görüyorum. Burslu ve ücretli tercihlerin kontenjanları bu sene aynı mı kalacak? Bir değişiklik olacak mı? Şimdi Türkçe programımızda tam burslu olan da 11 kişilik bir kontenjanımız var.
%25 burslu olan da 59. Yani toplamda 70 kişilik bir kontenjana sahibiz. İngilizce programımız yeni ve 30 kişilik sadece bir kontenjana sahip. Bunun 5 kişisi tam burslu, 25 kişisi ise %25 burslu olacak şekilde organize edildi. Evet, bir soru daha var. İlk 3 tercihteki burs sadece eczacılık bölümü için mi geçerli? Eczacılık, fizyoterapi ve beslenme programlarından tercih ederseniz geçerli olacak. Tıp ve diş hekimliği, hemşirelik, ebelik buna dahil değil. Sadece eczacılık düşünen öğrenciler için şöyle söyleyebilirim. Mesela ilk tercihinize Türkçe tam burslu eczacılık, ikinci tercihinize %25 burslu Türkçe eczacılık, üçüncü tercihinize %25 burslu İngilizce eczacılık yazabilirsiniz. Bunlardan birine yerleşmeniz halinde %10 ekstra bir tercih indirimi de sağlamış oluyorsunuz. Bir eczacının yurt dışında çalışma olanağı var mıdır acaba? Evet, gelen adaylarımız da bunu çok soruyorlar. Güzel bir soru. Şimdi şöyle söylüyorum. Yurt dışından mezun olmuş bir kişi Türkiye'ye geldiği zaman da öncelikle diplomasının denkliğini YÖK'ten onaylatması gerekiyor. Biz nasıl yurt dışından gelen eczacılar için bunu uyguluyorsak, bizden giden, örneğin Avrupa'da eczacılık yapmak istediğinizde de öncelikle diplomanızın denkliğini onaylatmanız gerekiyor. Birçok ülkede eczane açmak için vatandaş olmak gerekiyor. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi, örneğin Fransa'ya gittiniz. Fransız vatandaşı olmadan eczane açamıyorsunuz zaten. Ancak diğer taraftan baktığınızda, diğer taraftan örneğin ilaç endüstrisinde çalıştığınızda ya da akademik hayatta çalışmak istediğinizde rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Eczacılık diplomanız buna müsaade edecektir. Tabii ki sizin niteliklerinizi işe gireceğiniz bölümünde uygun bulması halinde. Amerika Birleşik Devletleri biraz daha farklı. Orada nereden mezun olursanız olun, hatta Amerika'dan da mezun olabilirsiniz. Mutlaka bir board sınavına, yani bir mesleki yeterlik sınavına girmeniz gerekiyor. Bunu başarırsanız orada da rahatlıkla eczacılık yapabilirsiniz elbette. Bir soru daha var. 5 yıl bittikten sonra bir dersten kalınca aylık mı, dönemlik mi uzuyor? Şimdi bizim derslerimiz sevgili arkadaşlarım dönemlik. Ve de her dönem sonunda dersin genel sınavına giriyorsunuz. Dönem içinde bir ara sınav, sonunda da bir genel sınav. Başaramazsak bir bütünleme sınavı var. Diyelim ki kaldınız, bir sonraki sene o dersi alttan almak diye tabir ederiz. Tekrar alıyorsunuz. 5 yıl bitti, diyelim ki bir dersiniz kaldı, sadece bir dersiniz kaldı. O zaman bir tek ders sınavına giriyorsunuz. Diyelim ki onu da başaramadık. O zaman bir dönem, tabii güz döneminde ise bir dönem, bahar dönemi ise onun sonuna kadar da beklememiz gerekiyor elbette. Uzamalar bu şekilde dönemlik, dersin durumuna göre belki yıllık olabiliyor. Yurt imkanlarıyla ilgili bir soru gelmiş. Bizim üniversitemizin kendi yurdu yok arkadaşlar, ancak anlaşmalı olan yurtlarımız var. Lütfen web sayfamızı ziyaret edin. Web sayfamız açıldığında hemen aday öğrenci diye bir sekme göreceksiniz. Burayı tıkladığınızda tüm bu yurtlarla ilgili, burslarla ilgili bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi anlaşmalı yurtlarımız var. Üniversitemize yakın yurtlar veya ulaşımı çok kolay yurtlar. Bunlardan birini tercih ederek rahatlıkla kalabilirsiniz. Ankara hem yaşaması kolay bir şehir, üniversitemiz çok merkezi bir yerde, metroya çok yakın. Dolayısıyla nerede kalırsanız kalın, ulaşımda herhangi bir sorun yaşamayacağınızı açıkçası düşünüyorum. Evet, bir soru daha var. Staj konusunda yardımcı oluyor musunuz? Elbette, dediğim gibi stajlar çok yoğun eğitimimizde. İkinci ve üçüncü sınıfta serbest eczane stajı yapıyorsunuz. Ve memleketlerinizde
yapabiliyorsunuz bu stajı. Öncelikle sizin bulmanızı istiyoruz. Siz bize bu eczanede yapacağım diye bir öneride bulunuyorsunuz. Eczacınızın kabul etmesi lazım. Biz eczacı odalarından kriterlere uygunlukları yönünden tekrar bir yazışma yapıyoruz. Eğer uygun bulursak bu eczanede stajınızı devam ediyorsunuz. Hastane eczanesinde ve ilaç endüstrisinde ya da kozmetik sektöründe de staj yapabilirsiniz. Burada yine hastaneyi memleketinizde kendiniz de bulabilirsiniz. Veya bizim Lokman Hekim Üniversitesi hastanelerinde de staj yapmanız için biz size yardımcı olabiliriz. İlaç endüstrisi konusunda biz sizlere yine yardımcı oluyoruz. Klinik eczacılık stajını ise bizim kendi üniversite hastanemizdeki klinik eczacılık birimimiz ile üniversite hastanemizde yapmanızı sağlayacağız. Bu 4. 5. sınıflarda yaptığımız stajlar. Evet, soru talep edebiliriz. Başka sorumuz var mıdır acaba? Birçok konuyu aydınlattığımızı düşünüyorum açıkçası söylemek gerekirse ama daha farklı soru olursa da onlara da yanıt vermek isterim elbette ki. İsterseniz birkaç dakika bekleyelim. Soru varsa da alalım. Evet, sanırım birçok konuyu açıkladık. Evet, ben hepinize tekrar başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. Eğer gelebilme imkanınız varsa lütfen üniversitemize gelin ve burada ziyaret edin. Çünkü yerinde görmek çok şeyi değiştirebilir. Özellikle laboratuvarlarımızı görmenizi çok istiyoruz. Gerçekten çok donanımlı, güzel laboratuvarlarımız, amfilerimiz, dersliklerimiz var ki bunlar da önem taşıyor. Web sayfamızı lütfen ziyaret edin. Aday öğrenci sekmesindeki 360 derece üniversite turunu lütfen yapın. Ve yine de aklınıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa da lütfen bizi aramaktan veya yazmaktan çekinmeyin. Biz buradayız. Sorularınıza yanıt vermek için de her an hazırız. Hepinize başarılar diliyorum. Sizleri Lokman Hekim Üniversitesi ailesinde görebilmeyi de diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın.